dostlar. Bugün 21 Ağustos 2021. Yerimiz Çorum Merkez. Daha önce 2 hafta önce yaptığımız göz aşıların, T göz aşı, sürgün göz aşı, yüksük aşı, tersiye göz aşıların bantlarını çözeceğiz. Bunun videosunu çekelim dedik. Şu şekilde başlayalım. Bu aşımız, videomu çekelim. Bu aşımız temiz yüksük aşı. Bandımızı şu şekilde bıçağımız, keskin bıçağımız yan tarafından gelmeden dokunuyoruz ve arkadaşlar şu şekilde bakın yaprak sapı düştü. Arka tarafını da çekelim şöyle. Palesi gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Bakın çok güzel kapatmış. Gayet güzel kapatmış. Yara gitmiş. Sürgünümüz büyümüş. Bunu yaptıktan sonra ince bir nokta var. Küçük nokta. Şu yaprakları alabiliriz. Buradan devam edelim. Şuradan devam edelim. Bakın arkadaşlar. Bıçağımızı şu şekilde dokunduğumuz zaman bu atar. Bakın yan taraftan sürgünle görüldüğü gibi. Şu aşımız bakalım neymiş. Bu aşımız ters T göz aşı. Bu da tutmuş. Şuna geçelim arkadaşlar. Bu aşımız yine ters T göz aşı. Bu da açmış. Bu aşımız normal T göz aşı ceviz. Bu da tutmuş. Şunları temizliyoruz önce. Aşılayınca. Devam edelim arkaya doğru. Geriye doğru. Şuna geçelim. Bakın arkadaşlar. Bıçağımız şöyle yan tarafa değdiğimiz zaman şu şekilde atıyor. Bak. Yaprak sapı düşüyor. Geriye doğru gidelim. Arkadaşlar. Sürgünlerimizi kesmeden önce şunları bir kesinlikle temizliyoruz. Yoksa elimiz bant aldığımızda yanlışlıkla göze gider ve gözü öldürür. Bakın arkadaşlar. Bıçağımızı kestiğimizde yan taraftan. Kalyustan değil yan taraftan dokunduğumuz zaman da bak, yaprak sapımız düştü. Şu şekilde göze zarar vermedi. Önce temizliyoruz sürgünlerimizi güzelce. Daha sonra kalyosun dışına şu yan taraftan dokunduğumuz zaman atıyor arkadaşlar. Şu şekilde bu gözümüzde. Bu gözümüz baharda patlayacak. Sıkıntı yok. Şunun aynı şekilde önce sürgünlerini temizliyoruz. Daha sonra bıçağımız dokunduğumuz zaman silikon elastik bandımız gözlerimizi açıyor. Şuraya bakalım. Gözümüzü bakalım. Bu gözümüz de bu şekilde. Bu gözümüz ağlama yapıyordu. Ondan bir şey yapmamış, tutmamış. Şu bu aşımız T göz aşıydı. Yaprak sapı düştü. Çift göz koymuşuz. Biri kurursa birisi devam etsin diye. Arkadaki aşımıza geçelim. O da şu şekilde bakın arkadaşlar. Bu T göz aşı yapmışız. Yan taraftan bıçağımız şöyle dokunduğumuz zaman zaten kendisi atıyor. Bunlar T göz aşılarımız. Şurada da bir tane daha aşımız var. Öncelikle şu sürgünlerimizi temizliyoruz alttan çıkan. Yoksa fidanımızın, gözümüzün gücü kaybolur. Bakın arkadaşlar. Şurası kalyosun çalıştığı yer. Bıçağımızı şöyle hafiften yandan dokunduğumuz zaman düğme yerini zaten kendisi atacaktır. Bakın. Kalyos çok güzel kapatmış. Tomurcuğumuz patlamış. Tomurcuğumuz şu şekilde. Şuradan. Tomurcuğumuz patlamış. Büyümeye devam ediyor. Aşımız şu. Aşımıza bakalım. Arkadaşlar. Biz bunu 2 hafta önce bantlarını çözmüştük. 2 tane göz takmıştık. Bakın arkadaşlar. Bu da yüksük aşı. Bir tanesi gözün bir tanesi burada. Bir tanesi burada. İkisi de açmış. Biri bir tarafa gidiyor, bizi bir tarafa gidiyor. Hiç sıkıntı yok. Bu şekilde arkadaşlar. Daha önce yaptığımız sürgün aşıların, yüksük aşıların, T göz aşıların, bantların çözümü bu şekilde. Böyle devam ediyor. Arkadaşlar. Şunlar daha önce yaptığımız gözler. Bunlar daha önce yaptığımız gözler. Şunlar. Artık bunlar yapraklarını alabiliriz. Hoşça kalın. Ceviz yakalım. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız.